Evet arkadaşım hoş geldin hematopoetik sistem ile devam ediyoruz bu sistem önemli değerli bir sistem patolojide ve dahiliyede çok fazla soru yakaladığımız çok fazla sorunun geldiği bir sistem hematopoetik sistemde neleri konuşacağız? Eritrostik hastalıkları, e, lösemileri, lenfomaları, multiple myeloma bunları konuşacağız detaylı bir şekilde. Ama bu videoda ben sana anemileri, hemolitik anemileri anlatacağım. Ama önce bir hematopoetik sisteme bir girizgah yapmam gerekiyor. Yani kabaca e, kaç ayrılır, neler vardır, hangi güçler vardır onları söylemem gerekiyor. Konuyu daha iyi anlamamız için. Şimdi biliyoruz ki kabaca miyeloid ve lenfoid sistemde iki ayrılıyor. Miyeloid sistem kemik ili ve kemik ili hücreleriyle karakterize. Kim onlar? Trombositler, eritrositler, granulositler ve monositler. Bunlar miyeloid sistem hücreleri. Miyelostik hücreler tamam. Biri sana miyelostik hücre diyorsa aklına bunlar gelsin. Trombosit, eritrosit, granulosit ve agranulosit. Monositin diğer ismi agranulosit. Yani bunda granül yok agranulostik hücre monosittir. Peki granulostik hücreler kimler? İşte nötrofil, eozinofil, bazofil, mast hücreleri. Lenfoid sistemde ne var? Lenf nodları var. Timus var ve dalak var. Bunu lenfoid sistem grubuna dahil ediyoruz bunları ve bunun hücresi de lenfoid sistemin hücresi de lenfositlerdir. Dikkat! Bunların eksiklikleri mesela trombosit eksikleri trombostopeni diyoruz. Eritrosit eksikliği anemi diyoruz. Buna granulostopeni, buna monositopeni, buna ise lenfopeni diyoruz. Bunların aşırı ve hatalı e, neoplastik üretimlerine ise miyelostikler aşırı miktarda üretilirse kemik de lösemi ama nasıl lösemiler miyeloid lösemi diyoruz. Akut miyeloid lösemi diyoruz. Akut miyelostik lösemi diyoruz biliyorsunuz. Bir de bunun şey var. Kronik form var. Kronik miyeloproliferatif hastalıklar var kronik mielo-proliferatif hastalıklar var. O grupta neler var? Bunları hep kabaca söylüyorum. İleride çünkü detaylandıracağım. İşte polistemi vera var. Mesela aşırı eritrositik üretimle gider. İşte esansiyel trombostoz var. KML var. Granostik seride artışın olduğu KML. Ve lenfoid Lenfostik hücrelerde aşırı neoplastik proliferasyon olursa da biz buna ne ad veriyoruz? Lenfoma diyoruz. Eğer bu proliferasyon kemik iliğinde olursa da lenfostik lösemi diyoruz. Çünkü lenfositler kemik iliğinde de bulunabiliyor. sistem içinde de bulunuyor. Eğer bu lenfositik proliferasyon lenfoid sistem içerisinde olursa lenfoma, kemik iliğinde olursa lenfositik lösemi adını alır. Şimdi ben bu videoda neyi anlatacağım sana? Şunu. Eritrositlerin az üretimini, yani anemiyi sana anlatacağım. Tamam. Ama önce birkaç tane tavir, e, tarifi e, söylemem gerekiyor. Önemli noktayı söylemem gerekiyor. Mesela şunu tanımlamam gerekiyor. Çünkü TUS'ta soruldu daha önce. Yine sorulabilir. Loko eritroblastoziz nedir? Bu nedir? Şudur. Kemik kilindeki öncül hücrelerin, blastların yani, miyelostik blastların sistemik dolaşıma geçmesi durumudur arkadaşlarım geçmek zorunda kalması durumudur. Kemik ili işgali oluyor. Kemik iline metastaz oluyor. Kemik iliğinde granulomatöz enfeksiyonlar oluyor ve mecburen bu öncül hücreler, lenfositlerin öncül hücresi, lenfoblastlar, eritrosin öncül hücreleri, eritroblastlar. Bunlar hepsi sistemik dolaşıma geçiyor. Buna biz loko eritroblastozis deriz arkadaşlarım. Direkt tarif verip sorulabilir tekrardan. Peki kemik iliğine biyopsi yaptık ya da kemik ili aspirasyonu yaptık. Kemik ile aspirasyonunda neyi görürüz? Hücreleri görürüz. Hematopoetik sistem hücreleri. Az önce söylediğim hücreler. Miyeloid hücreler ve lenfositleri görürüz. Ama bir de yağ hücrelerini görürüz. Dikkat! Bunların oranı %50 %50'dir. Yani yağ hücreleri ile hematopoetik sistem hücrelerinin oranları böyle. %50 %50 birebir. Sana bir vaka sorusu var. Dedi ki kemik ile aspirasyonu yaptım. Biraz da zorlandım yaparken ve şunu gördüm. Bakar mısın buraya? Her tarafta yağ hücreleri var. Hematopoietik hücreler çok az oranda görülüyor. Bu ne biliyor musun? Bu aplastik anemi. Aplastik anemi de dikkat kemik iliğinde üretim yani hematopoietik sistem hücrelerinin üretimi olmuyor. Selüler hücre sayısı çok az. az selüler kemik iliği vardır burada. Ve her tarafta yağ hücre vardır. Yağ hücre dominansı vardır. Yıldızlar. Bu resim verilip sorulabilir. Ya da şöyle bir şey dese. Kemik iliği aspirasyonu yaptım, şunu gördüm. Burada ne görüyorsunuz? Burada inanılmaz derecede hücre artışı. Hiperseriler kemik iliği. Bunu ne zaman görüyoruz? Bunu tümörlerde görüyoruz. Lösemilerde görüyoruz. Ve hemoritik anemi durumlarında görüyoruz. Tamam. Yani burada özellikle size söylemek istediğim şey bu resime dikkat etmeniz. Bu resimleri verip sizden e, vakanın devamıyla o vakayı çözmenizi isteyecektir. Ama sen bu resimleri hatırlarsan o vakayı çözmen daha kolay olur düşüncesindeyim. Özellikle aplastik anemiye dikkat arkadaşlarım. Israrla sabırla bekliyorum. Bu resmi verip soracaklar. Şimdi ben sana hemolitik anemiyi anlatacağım. Hemolitik anemi tipleri ne? Yani örnekleri ne? Yan sayfada bak sayfa 33'te heriter siferostoz var. Orak hücreli anemi var. Çevir sayfayı. Talesemi var. Glikoz altı fosfat dehidrogenaz eksikliği anemisi var. Çevir sayfayı. Paroksizmal nokturnal hemoglobinleri. Otoimmün hemolitik anemi ve travmatik hemolitik anemiler. Dikkat. Bunlar hepsi hemolitik anemi formları. Yani eritrositlerin de eritrositlerde yıkım artışının olduğu anemi tipleri. Zaten anemiyi biz 3'e ayırıyoruz. Nedir? Nasıl 3'e ayırıyoruz? Birincisi yıkım artışı anemiler yani hemolitik anemiler. Az önce saydığım Örnekler hastalıklar ki çok değerli hastalıklar bunlar. İki üretim azlığı yani azalmış eritropoezle giden anemi tipleri. Buna örnek olarak neyi verebiliriz? Toplumda en sık izlenen anemi tipi demir eksikliği anemisi. Başka? Hastanede yatan hastalarda anemin en sık sebebi kronik hastalık anemisi. Bunu verebiliriz. Başka? B12 ve folik asit eksikliği anemilerini verebiliriz. Hangi gruba? Üretim azlığı grubuna. Hatta buraya aplastik anemi de ekleyebilirsiniz. Kiileri daha detaylı anlatacağım ben sana bunları. Ama şurada madem bunları yazdık, şu iki farkı bilmenizi istiyorum. Demir eksikliği ve kronik hastalık anemisinde anemiler evet üretim azlığı anemileri vardır. Fakat burada eritrositler mikrositer boyuttadır. Yani 80'in altındadır. Mikrostik anemi görülür. MCV 80'in altındadır. Bunlarda ise makrositik anemi gözlenir. Özellikle makrostik anemi nedenleri B12 eksikliği ve folik asit eksikliği bilinecek. Demir eksikliğinde ve kronik hastalık anemisinde mikrostik anemi gözlenir yıldızlar. Tamam. Şimdi hemolitik anemilerin Baktığımız zaman hepsinde ortak olarak şunu görüyoruz. Çok fazla eritrosit yıkımı olduğu için kemik iliği bunu kompansa etmek için aşırı çalışıyor. Aşırı çalıştığı için de retikulostoz oluyor. Biliyoruz ki retikulosit matür eritrositten önceki formdur. Ve periferik yaymada, periferik kanda %1 oranında bulunur. Ama hemolitik anemilerde bu %4, %5'e kadar çıkabiliyor. Yani sola kayma görüyoruz. Ve retikulostoz eşittir hemolitik anemi diyebilirsiniz Dikkat sarılık olur. Çünkü çok fazla yıkım vardır. Hemoglobin yıkımı olduğu için de sarılık gözleniyor. Ve eğer aşırı yıkım varsa ağır bir anemi tablosu varsa ekstra medullar hematopoez görebilirsiniz. Yani hepatosplenomegaliyi hemolitik anemilerde görebilirsiniz. Dikkat yıkım fazla olduğu için aşırı bilirubin üretim var. Ve pigmentli safra taşları oluşuyor arkadaşlarım. Yani kolelitiyaziz oluşuyor. Yıldızlar. Eğer biri sana pigmentli safra taşları gördüm diyorsa hemolitik anemi soruyordur. Daha önce böyle bir vaka vardı sorulmuştu. Ve çok fazla yıkım olduğu için hemoglobin yıkılınca hemoglobinde biliyorsunuz ortada demir vardır. Demir, vücuda salınıyor. Hemosterinle birlikte vücutta geziyor biliyorsunuz. Ve vücutta hemosterozis tablosu ortaya çıkar. Dalakta, karaciğerde hemosterin pigmenti birikimleri gözlenir. Bu hemolitik anemilerin ortak klinik bulgusu arkadaşlarım. Dikkat! Hemolitik anemiler intravasküler ve ekstravasküler diye ikiye ayrılır. Yani yıkım damar içinde olabilir ya da direkt dalak tarafından yıkım olabilir. Yani dalağın makrofajları eritrosleri parçalayabilir. Eğer damar içinde yıkım olursa biz buna intravasküler hemoriz diyoruz ve bunun en tipik örneği olan hastalık paroksizmal nokturnal hemoglobinüri. Hatta şunu da ekleyebilirsiniz. Soğuk soğuk otoimmün hemolitik anemi, hemolitik anemi. Soğuk otoimmün hemolitik anemi. Bunlarda intravasküler hemoliz olur. Nasıl bunlarda hemoliz? Intravasküler. Şöyle aklını tutabilirsin. Pis. Tamam. Mı? Pis. Paroksimal noktunal hemoglobin ve soğuk hemolitik anemi de intravasküler hemoliz görüyoruz. Ve bu intravasküler hemolizi bize gösteren bunun en önemli özelliği ne? Laboratuvar bulgusu ne? azalma. İşte buna yıldızlar koyacaksın. Neden bunu söylüyorum? Vaka verecek ve diyecek ki serum Haptoglobin seviyelerinde azalma diyecek, Sen diyeceksin. ha burada bir intravasküler hemoliz var. Aklına PNH ve soğuk hemolitik anemi gelecek arkadaşlarım. Unutma, soğuk otoimmün hemolitik anemi gelecek. Pis diye hakkında kalsın. Ekstravasküler hemolizin de ayırt edici özelliği Splenomegali dir yıldızlar. Çünkü dalakta yıkım oluyor. Dalak yıktığı zaman da birikim oluyor ve dalak büyüyor. Hatta bazen masif splenomegali gözlenebiliyor arkadaşlarım. Şimdi ben sana işte bu hemolitik anemileri anlatacağım. Bunlardan hangileri intravasküler hemoliz yapıyor söyle. PNH, PIS demiştik. PNH, PNH S neydi? Soğuk hemolitik anemi soğuk hemolitik anemi. Bunlar da intravasküler. Diğerlerinde ekstravasküler hemoliz oluyor. Kabaca bunlar nedir? Ne olur? İsterseniz kabaca anlatayım sonra tek tek anlatacağım. Bak. Şimdi herediter siferostozun olayını söyleyeyim. Şimdi normal bir eritrosit bu şekilde bir konkav yapıda. Ama bazen bu akrin her eritrositlerin mem membrandaki ankrin proteinlerinde mutasyon oluyor. Mutasyona sekonder eritrositer böyle sferosit yani siferoid bir yapı alıyor. Yuvarlak bir hale dönüşüyor. Ve yuvarlak hale gelen eritrositler dikkat. Dalak damarlarında dalak sinüzoidlerinden geçerken dalak makrofajları tarafından fagoste ediliyor. Böylelikle hemoliz gerçekleşiyor. Yani heriter sferositozun olayı kabaca tek cümleyle şudur. Spheroid, yuvarlak hale gelmiş eritrositlerin dalak tarafından fagosite edilmesi. Bu nedenle splenomegali olur bunlarda. Peki orak hücreli anemide olay ne? Orak hücreli anemide beta globulin zincirinde bir tane mutasyon var. Biliyoruz ki hemoglobinin iki tane globulin zinciri vardır hemoglobinin alfa ve beta. Orak hücreli anemide beta globulin içinde bir tane aminoasit değişikliği var. Glutamin yerine valin gelmiş. Sadece bundan dolayı hemoglobinin adı değişiyor. HBS oluyor. S sickle senin yani sickle orak hücrenin S'si tamam HBS orak hücrenin S'si o. HBS'nin özelliği ne? HBS özellikle stres durumlarında, asidoz enfeksiyon durumlarında eritrositlerde agrege oluyor ve eritrositler bu şekilde orak halini alıyor kıvranıyor yani hani karın ağrısı gibi böyle kıvır böyle bu şekilde virgül halini alıyor arkadaşlarım orak hali ya da virgül halini alıyor ve alsın ne olacak Arkadaşım bu orak halindeki eritrositler damar duvar damar içinden geçerken damar duvarını tıkıyorlar damar duvarını tıkayınca damarda tıkanıklık oluyor işte bunun da temel sorunu orak hücreli aneminde temel sorunu esas sorunu mikrovasküler trombozlar mikrovasküler tıkanıklardır. Tıkanıklardır arkadaşlar. Bunu unutmayacağız işte. Biri sana sorsa herekter siferistosun olayı ne? Siferoid yuvarlak eritrositin dalak tarafından parçalanması. Biri sana sorsa orak hücreli anemin olayı ne? Orak şeklindeki eritrositin damar duvarı damar damarı tıkaması damarı tıkadığı için de hastalarda organlarda en farkın ağrılı krizlerin olması. Detaylandıracağım birazdan sana. Peki talasemine çevir sayfayı. Böyle en sevilmeyen aman Allah'ım kabus gözüken talasemi çok basit aslında. Talasemi de globin e, globulin zincirlerinde sorun var. Globulinleri kodlayan genlerde bir bazı mutasyonlar var. Hani biliyorsunuz ki Orak hücrelerinde sadece bir amino asit değişiyor. Burada öyle bir durum yok. Burada total bir değişiklik var. Alfa globulin olmayabiliyor ya da beta globulin olmayabiliyor. Eğer alfa olmazsa alfa talasemi, beta olmazsa beta talasemi diyoruz. E ne oluyor? Alfa olmayınca beta alfayı telafi etmeye çalışıyor. Ama beta alfa gibi olamaz olamaz. Ve kemik iliğinde alfa olmaya çalışan beta makrofaj tarafından tanınıyor ve o eritrosit daha daha büyümeden parçalanıyor. Hemoriz gerçekleşiyor. Tam tersi geçerli. Diyelim ki beta talisemi var. Bu sefer alfa beta olmaya çalışıyor ama olmuyor, olamıyor. Kemik iliğinde daha e Olgunlaşmadan prekürsörler, inklizyonlar halinde, içindeki halinde gözüken bu hemoglobin parçaları kemik ilindeyken parçalanıyor. Yani buna inefektif eritropoez diyoruz. Yani talasemin esas olayı kemik iliğinde inefektif eritropoezin olması ve bunların makrofajlar tarafından parçalanması. Dikkat! Daha kemik ilinde parçalanıyor. Heritersiferosuz da dalak parçalıyor. Burada kemik ilindeki makrofajlar parçalıyor. Peki... G6PD e, eksikliği anemisi. Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz. Şimdi bu enzimin olayı ne? Bu enzim eritrositler içerisindeki antioksidan sistem olan hegzoz monofosfat şantında rol oynayan bir enzim. Bu şantın önemi büyük. Çünkü bu şant sayesinde eritrositler oksidatif strese karşı koyabiliyor. Yani kendilerini koruyabiliyorlar. Eğer ki bir kişide bu enzim eksik olursa eritrositler süperoksit gibi e, oksijen radikallerine karşı koyamıyor. Oksijen radikalleri arttığı anda eritroster ölüyor. Biliyorsunuz ki eritroster nükleosları yok. Doğru düzgün organelleri de yok. En ufak bir oksidatif stres durumunda hemolize uğruyorlar. Bir bakıyorsun yaygın eritrositik hasar var. Sebep ne? Oksidatif stresin artması. Biz normalde ona nasıl karşı koyuyoruz? Bizde enzim var. G6PD eksik eee glikozalt fosfat dehidrogenaz enzimi var. Ama bu kişilerde bu enzim eksik olduğu için bu strese karşı koyamıyor. Buna bağlı da hasar ortaya çıkıyor. Çevir sayfayı. PNH var mesela. Paroksizmal nokturnal Hemoglobin. Dikkat. Bu benim eritrositim. Bakın yüzeyinde ne var? CD59 ve CD55 var. Bunlar bu eritrosin üzerindeki bu proteinler eritrositleri komplemanlara karşı koruyan proteinlerdir eritrositler bu proteinler sayesinde MAC tarafından parçalanamıyor. Membran atak kompleksi. C5B9 tarafından parçalanamıyor. Ama eğer ki bir eritrositin yüzeyinde bunlar olmazsa <laughs> bu da garip oldu şunu bir sileyim. Ha. Şunlar olmazsa yani CD55 ve cd 9 olmazsa ne olur? Bu komplemana karşı Mak'a karşı savunmasız olur ve mak gelir eritrosi parçalar. Ve buna bağlı olarak da yine hemoliz ortaya çıkar. Soru nerede parçalar? Damar içinde parçalar. PNH'da hemoliz neredeydi? Damar içindeydi. intravasküler hemoliz oluyordu. İntravasküler hemoliz başka nerede oluyordu? Soğuk otoimmün hemolitik anemide. Peki otoimmün hemolitik anemilerin olayı ne? Ee, Otoimmün hastalıkları yatkın olan bir kişi var karşımızda. Ve o kişi eritrositlerine karşı otoantikolar yapıyor ve otoantikolar geliyor eritrositlerine yapışıyor. Eritrositleri yapıştırıp yapışıp onları ya dalağa götürüp dalak tarafından fagoste ettiriyor ya da direkt damar içerisinde e, komplemanlarla parçalatıyor. İkisi de olabilir. Ya dalağa götürüyor ya da damar içinde. Eğer dalağa götürüyorsa bu sıcak hemolytik anemidir vasküler hemoliz oluyorsa sıcaktır. Intravasküler hemoliz oluyorsa soğuktur. Bunu biliyoruz. Ve sonuncusu travmatik hemolitik anemiler damar içerisinde bir patoloji var. Mesela tromboz olmuş bir yerde. Ama küçük damarlara tromboz oluşmuş. Ve eritrosit oradan geçerken o trombotik lezyonla çarpıyor ve parçalanıyor. Mikroanjiopatik hemolitik anemi. Ya da kapak protezleri var. O protezlerden geçerken parçalanıyor. Bunlara biz travmatik hemolitik anemiler diyoruz. İki tipi varmış. Maha ve kalp kapak protezleri kaynaklı hemolitik anemi arkadaşlar. Şimdi başlayalım heriter siferostozla olayı anlatmaya. Herediter siferostozda eritrosit membran elastisitesini sağlayan ankrin proteinine mutasyon var. Bazen de spektrinde de mutasyon olabiliyor ve mutasyonlara sekonder eritrosit şu şekilde sferosit haline alıyor. Bir konkav normal yapıda olan eritrosit sferosit haline dönüşüyor. Ve sferoid yani yuvarlak eritrosit dalak makrofajları tarafından fagoste ediliyor. Dalak Gelen yuvarlak eritrosu parçalıyor. Geleni parçalıyor. Bu ne hal eritrosu yuvarlak olur mu diyor. Gel sen buraya diyor. Senin sferoid yapıda olmaman lazım. Senin bir konkav olman lazım diyor. Ve geleni parçalıyor. Geleni parçalıyor. Geleni parçalıyor. O parçalanan eritrositler dalağı büyütüyor arkadaşlarım. Kocaman bir dalak ortaya çıkıyor. Buna splenomegali, masif splenomegali diyoruz arkadaşlarım. Dalağı en çok büyüten hemolitik anemi tipi herditer seferostozdur. O zaman ne yapacaksın tedavi için? Ya şu dalağı çıkar. Splenektomi yap. Kimse o eritrosite karışmaz. Zaten o yuvarlak eritrositin kimseyle problemi yok. Sadece problemi dalakla. O nedenle splenektomi tedavi edicidir. Tamam Unutmayalım bunu. Periferik yaymada koyu kırmızı boyanan hiperkromik eritrositleri görürüz. Yani bu hastada heriter olan hastada periferik yayma yaparsan santral soluk zonu olmayan sferositler görülür arkadaşlarım. Bunu sorabilirler. Anizostoz olur ve eğer splenektomi yapılmışsa periferik da bir şey daha görülür. Bunu yaz. Howell-Jolly cisimcikleri yaz bunu. Howell-Jolly cisimcikleri, Howell-Jolly bazofilik nükleer kalıntılardır. Çünkü biliyorsunuz ki patolojik eritrositler aslında dalak tarafından fagoste edilir ama eğer dalak olmayınca işte bu kalıntılar, bazofilik nükleer kalıntılar olan eritrositler sistemik dolaşımda geziyorlar. E, dalak olmadığı için parçalanamıyorlar arkadaşlarım. Bunlara Howell-Jolly cisimcikleri deniyor. Unutma bunu. Howell-Jolly splenektomi bulgusudur. Herediter sferositoza 5S Hatta 6S Hatta 8S Hocam ne 8S? Şurada bak da. Trankila bak santral soluk zonu olmayan sferoit eritrosit. Sferoid eritrosit unutma bir kere. Patogonomonik değildir. Yani sferoid eritrosit gördün. Aa bu heritler sferosit oldu demeyeceksin. Başka durumlarda da sekonder gözlenebilir. Çok çok önemli değil. Nerelerde görülüyor. Onun dışında sarılık olur. S siyah pigmentli safra taşı. Splenomegali. Splenektomi tedavi. Ve spekrin. Ama esas ankinde sorun var. Tanıda osmotik fragil testi kullanılıyor. Bunu bilelim. Ve İki tip kriz ki birincisi hemolitik krizler. Bu dalak tarafından olur. İkincisi parvovirüs B19 kaynaklı aplastik krizler. Bakın bu virüsün şöyle bir özelliği var. Hemolitik anemi hastalarında aplastik krizlere sebep olan bir virüstür. Yani sadece heriter sferostozu olmaz. Diğer hemolitik anemi tiplerinde de aplastik krizlere sebep olan bir viral ajandır. Unutma aplastik anemi yapmaz aplastik krizler yapar. Yapsa yapsa saf eritrosit aplazisi yapar. Saf eritrosit aplazisi yapar. Kim? Parvo virüs B19. Tranquila. Orak hücreli anemi. Orak hücreli anemide soru hangi globulin zincirinde sorun var? Beta globulin. Beta globulin zincirinde dikkat glutamin yerine Valin gelmiş. Sorun bu. Ve bundan dolayı artık o hemoglobine HbS diyoruz. Sickle yani oran S, e, İngilizcesi S. O S oradan geliyor. HbS ve bu en sık izlenen ailevi hemolitik anemi Amerika'da özellikle sık görülüyor. Peki HbS halinde olsun. Mesela hemoglobin 2 alfa 2 tane de mutasyona beta olsun. HBS bu şekilde olsun. Ne olacak? Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlarım. Stres durumlarında asidoz, hipoksi, enfeksiyon durumlarında HBS agrege oluyor. Ve eritrosit bir konkav yapıdan çıkıp orak halini alıyor. Ha bildiğimiz orak işte. Bu şekilde bir eritros olduğunu düşünsene ya. Çok sıkıntılı. Bu şekilde olan eritrosler ne yapıyordu? Damarları tıkıyorlardı. Arkadaşım bakar mısın? Buraya bak şimdi. Orak halindeki eritrositler şekilleri değiştiremediklerinden dolayı dalak tarafından tutuluyor. Aynı sferositozda olduğu gibi dalakta hemolize uğruyorlar ve anemi gelişiyor. Ya yani buna anemi dememizin sebebi bu. Dalakta fagosite edilmesi ve dalakta parçalanması. Aynı heriter sferositozda olduğu gibi. Ama heriter sfero bu bir. Mesela bu birinci önemli özelliği. Bu aynı heritersiferosoz gibi ama heritersiferosozdan farkı işte esas problemi az önce söyledim damarları tıkıyor. Sticky. sticky, sticky sickle cells yani bu damarlara böyle yapışıyor. Şunu unutmayacağız. Sickle cells are sticky diyor. Bakın damarlara yapışır, damar duvarlarına takı, takılır ve geçemez. Geçemediği için de damarlarda tromboza sebep olur. Damar tıkanıkları ve organlarda hipoksik doku hasarı olur. İşte bunu bileceksin. Orak hücreli anemi'nin esas olayı budur. Ya anemi tamam eyvallah. Dalak onu parçalıyor anemi gelişiyor. O tamam olabilir. Ama esas problem organlarda gözlenen hipoksik doku hasarıdır. Bunu lütfen ama lütfen unutma. Ve orak hücre hastalarda damarlara tıkanma olasılığını bir arttıran birçok faktör var. Bunun çok detayına girmeyeceğim. Sadece şunun altını çiz. Mikrovasküler yatakta transit zamanını uzatan bir durum var. pH'de düşme. pH'de düşme mikrovasküler yataktaki transit zamanda e, zamanını da uzatır. Ayrıca oraklaşmayı da arttırır arkadaşlarım. Orak hücreli anemi hastalarında vazo okliziv ağrılı krizler olur. Pulmoner renal serebral trombüsler tıkanıklar trombotik lezyonlar ortaya çıkar. Bir kere damar tıkanıklı olunca trombositlerin geçişi de yavaşlıyor. Onlar da birikiyor. trombos adezyonu, agregasyonu falan böylelikle trombotik lezyonlar ortaya çıkıyor. Biri sana sorsa orak hücreli anemide kaç tane kriz olur? Ben sana söyleyeyim. Bak, orak hücreli anemideki krizleri söylüyorum. bir Splenik sekestrasyon krizleri. Bu ne demek? dalaktan geçen dalak sinüzoidlerinden geçen orak halindeki eritrositler dalağın şu tepkisiyle karşılaşıyor. Bu ne hal ya? Orak halinde eritrosit mi olur? Az önce ne diyordu? Yuvarlak diyordu eritrosit. sferosu. Buna da orak diyor. Orak dediği için de bu orak olmaz lanet olsun deyip onu parçalıyor. Ve parçaladığı için dalak büyüyor. Ve dikkat daha küçük çocuklara dalak sağlamken splenik sekestrasyon krizi sonucu ölümler gerçekleşebiliyor. Hipovolemi bazen şok tabloları gözlenebiliyor ama ilerleyen yaşlarda orak hücreler intikamını alıyor. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Dalağın damarlarını da tıklıyorlar. Dalağın damarlarını tıkayıp dalağı küçültüyorlar ve dalağı işlevsiz bir hale dönüştürüyorlar. Buna biz otosplenektomi diyoruz. Otosplenektomi nerede görülür? Orak hücreli anemide görülür. Defalarca soruldu. Bunu zaten tuzla sorsalar bilmeni döverler. Otosplenektomi, orak hücreli anemi de görülür. Soru, otonefrekdomi nerede görülür? Tüberkülozda görülür. Peki, oto amputasyon hangi polipte görülür? Juvenil polipte görülür. Otosplenektomi, orak hücreli anemi, otonefrekdomi, tüberküloz, oto amputasyon, juvenil polipler. Ve ileri yaşlarda, yani 20-30 yaşına gelmiş bir kişi de artık dalak küçülmüştür, dalak yoktur, dalak olmadığı için de kapsüllü mikroorganizma enfeksiyonları, streptokok, meningokok, e, influenza ve salmonella enfeksiyonlarının sıklığı artar. Unutma salmonella ostomiyeliti. Mesela orak hücre anemi hastalarında salmonella ostomiyelitinin sıklığı artmıştır. Bu da tuzda çok sevilen, sorulan bir bilgidir. Peki sana sorarım. Sıplenekte otosuplenektomi gelişmiş bir orak hücre anemide periferik yaymada ekstra hangi cisimciyi görüyoruz? Söyle. Howell Hovel. Jolly. Hatırladık mı? Hover Jolly neyin bulgusuydu? Splenectomy'nin. Asplenin bir bulgusu arkadaşlarım. Süpersiniz. Birinci krizimiz bu. İkinci krizimiz parvovirüs B19 enfeksiyona sekonder gelişen aplastik krizler. Çevir sayfayı. Üçüncü krizimiz işte esas sıkıntılı kriz bu ağrı krizleri arkadaşlarım. Ağrı kriz şu e, damarların tıkanmasına bağlı olarak organlarda gözlenen enfarklar arkadaşlar. Ve bunlar ağrılı oluyor. İki tane ağrılı kriz oluyor tipik olarak. El ayak sendromu ve femur başının avasküler nekrozu. Arkadaşlarım bir splenik sekestrasyon krizi. ikinci kriz aplastik kriz. Parvulus B19'a bağlı. Üçüncüsü ise işte Ağrı krizleri, el ayak sendromu, ok onu hatta bu özellikle çocuklarda el ayaklardaki kemikleri tutan e, bir sendromdur. Orada tıkanık olunca ağrılar oluyor ve çocuklarda orak hücreli aneminin ilk bulgusudur. El ayak sendromu arkadaşlarım unutmayacağız. Ve orak hücreli anemi sadece hematopoietik sistemi ilgilendiren bir hastalık değil çok sayıda organda İskemi nedenle klinik bulgular oluyor. Mesela ezberlemeye gerek yok. Hepsinde spesifik tıkanıklık enfark sonucu lezyonlar oluşuyor. Mesela akut göğüs sendromu, pulmoner damarlar tıkanıklığı sonucu özellikle 5 yaşlı hastalarda en sık gözlenen ölüm sebebidir. Pneumokok enfeksiyonları oluyor. Giz tutuluyor. Karın ağrısı. Kraniyal sinir felçleri, hemipleji, nörolojik bulgular ortaya çıkıyor. Dikkat retinada iskemi, neovaskülasyonlar aynı diyabetik retinopati gibi neovaskülasyonlara sebep oluyor. Buna bağlı görme kayıpları olabiliyor. Renal papilla nekrozun önemli bir sebebidir. Yıldızlar. Renal papilla nekrozuna sebep olur. Diyabet de biliyorsunuz renal papilla nekrozuna sebep oluyordu. Orak hücreli anemi gibi. Hatta diyabet en sık sebeptir. Erişkin hastada bacak ülserleri ve kronik hemolitik anemiye sekonder safra taşları hiper bülürübnemi gözlenir. Tanı için ne yapacaksın? Vaka verdi sana. Bu şekilde bu klinik bulguları verdi klinikte. Sana dedi ki bu hastada tanı için ne yapacaksın? Hemoglobin elektroforezi yapacaksın ve HBS'yi göstereceksin. Diyeceksin ki aha bu orak hücreli anemidir diyeceksin. Bu kadar basit. Ve talasemi. Sizin çok sevdiğiniz talasemiye gelelim. Şimdi talasemi de alfa ya da beta globulin zincirlerde sentez azalıyor da bunun tamamen kaybını görüyoruz. Herediter bir hastalık ve bu diyelim ki alfada sorun var. Beta alfayı telafi etmeye çalışıyor ama olmuyor. Bunlar anormal inklüzyonlar halinde eritrositlerde gözleniyor. Ve bu anormal inklüzyonlara sahip olan eritrositlerde hücre membran elastikiyeti, esnekliği bozuluyor. Ve bunlar dolaşımda ya da kemikliğinde makrofajlar tarafından parçalanıyor arkadaşlarım ya da retikül endotelyal sistem tarafından yani dalak tarafından parçalanıyor. Yani talasemin olayı budur. Talasemi ağır anemi tablosudur arkadaşlarım. Ha hafif anemiyle giden formları da var ama talasemi deyince aklımıza öncelikle ağır anemi gelecek. Ve dikkat e, talasemi hastalarında kemik kilinde bu hücreler parçalandığı için daha yeni üretilmeye başlayan hücreler hemen parçalandığı için buna inefektif eritropoez diyoruz talasemdeki Thalesem'de, bu olaya. Ağır anemiyi unutmayacağız. Ağır anemi olduğu için bu hastalarda sürekli kan transfüzyonları yapılıyor. Talasemi hastalarının ne yazık ki e, bu büyük e, problemi ve buna bağlı olarak da kan transfüzyonlarına sekonder demir birikimleri oluyor. Ve sekonder hemokromatoz oluyor. Bundan dolayı ölüyorlar bu hastalar hatta. Anlatacağım. Hipokrom. Şimdi bunlar periferik yanma yaptık. Periferik e, yanma incelediğimiz zaman hipokrom mikroster anemi görürüz. Kim gibi? Demir eksikliği anemisi gibi başka kronik hastalık anemisi ve steroblastik anemi gibi unutma hipokrom mikroster aneminin 4 sebebi talasemi demir eksikliği anemisi sideroblastik anemi bir de kronik hastalık anemisi bunlar da anemiler hipokrom mikroster karakterde onun dışında poikilostoz farklı şekillerde eritrositler görülür. Targıtsel bakın bu şekilde e, hedef hücreler targıtsel görülür. Ve bazofilik noktalanma görülür. Bu çok tipiktir. Bazofilik noktalanma ayrı görülür. Kurşun zehirlenmesinde de yine biz bazofilik noktalanmayı görebiliyoruz. Bu hastalarda e, çok fazla eritrosit yıkımı olduğu için çok da üretim ortaya çıkıyor mecburen kemik ile aşırı çalışıyor ve buna bağlı kemik deformiteleri görülüyor. Ekstra medullar hematopoyes dolayısıyla hepato megali gelişiyor. Peki bu hastalar neden ölüyorlardı? Az önce söyledim. Hemokromatozla bağlı aşırı kan transfüzyonuna sekonder gelişen hemokromatozis. Bu da kardiyomiyopati yapıyor. Hangi kardiyomiyopati? Genelde dilete yapar. Bazen restriktifese yapılır olur. Ve buna sekonderde kalp yetmezliği gelişir. Unutma en sık ölüm sebebidir. Talasemi kabaca klinik olarak böyle. Yani hastada ağır anemi tabloları, işte nefes darlığı, yorgunluk, halsizlik, solukluk ve yıkımda fazla olduğu için sarılık tabloları ortaya çıkabiliyor. E, bu hastada ne yapıyorsun? Hemen kanalıyorsun kan alıyorsun. Kanda bakıyorsun hemoglobinler düşmüş. Ağır bir tablo var. Periferik yamada mik mikroster anemi olduğunu görüyorsun. E, ve sonrasında detaylı inceleme yaptıktan sonra diyorsun ki ya bu e, talasemi hastası. E, ve sonrasında e, tabi mecburen yapacağın tek şey ağır anemi tablosu için kan transfüzyonu veriyorsun ki hastayı hayata e, tutunsun diye hasta hayata tutunsun diye kan transfüzyonları yapıyorsun bu hastalarda. Şimdi sınav için ve herkesin de böyle sevmediği şey bu talaseminin ayrımı. Yani alfa talasemide ne oluyor? Beta de ne oluyor? Talasemi majör nedir, nedir? Ne değildir? Şimdi onu anlatacağım. Klinik bulguları bir kenara koyduk. Bazofilik noktalamayı atladık mı? Başka nerede oluyordu? Kurşun toksisitesinde oluyordu. Peki hipokrom mikrositer anemi yapan başka ne var? Demir eksikliği anemisi, kronik hastalık anemisi ve anemi. Tamam? Dikkat alfa ve beta talasemi denen iki tane talasemi formumuz var. Şimdi alfa talasemide de alfa globülünü kodlayan genlerde mutasyon var ve ne kadar gen etkilenmişse o kadar ağır bir tablo ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane alfa globülün zincirimiz var değil mi? Bir burada bir zincir var. Bir de burada zincirimiz var diyelim. Bunu da kodlayan iki tane gen var. Bir şurada bir gen var. Bir de şurada. Bir de şurada bir gen var. Bir de şurada. Yani dört tane gen var ona göre yani ne kadar gen etkilendiyse o kadar ağır bir tablo. Ne kadar gende delesyon olursa ki alfa talasemi hastalığında delesyonlar vardır bu önemli. Diyelim ki 4 alfa globulin geninde 4 de delesyon var. İşte buna biz hidrops, fe, fetal istiyoruz. Hemoglobin bars tablosu bu yaşamaz. Intra üterin ölümle gider. 3 tane zincirde delesyon var. Bu HBH tablosu bu da kötü bir tablo ağır talasemiya intermedia benzeri bir tablo ortaya çıkarıyor. HBH. Direkt böyle spot sorulabilir. 3 alfa zincir delasyon varsa hangisini görüyoruz? HBH'ı görüyoruz. Bu da kötü yani. Ama 2 alfa globulin zincir delasyon varsa dikkat. Alfa talasemi taşıyıcısı oluyor bunlar. Taşıyıcı. Ve beta talasemi minora benzer semptomlar oluyor. Demir eksikliği anemisiyle karışan ya e, alfa talasemi taşıyıcısıdır ya da beta ya minördür. Beta talasemi biraz anlatacağım sana. Ve eğer bir tane alfa globin delesyon olursa bu sessiz taşıyıcı oluyor arkadaşlarım. Tamam? Bu da çok 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 iyidir. Yani bunun hiçbir klinik bulgusu yok. İyi olan, diğerlerine göre nispeten iyi olan şu ikisi sessiz taşıyıcı zaten önemi yok. E, klinik bulgu da yok. Ama şunda klinik bulgu var. Demir eksikliği anemisi ya da talasemi minöre benzer semptomlar oluyor. İki zincirde delesyon varsa. Peki, beta talasemiye gelelim. Bu beta talasemi de şöyle ayrılıyor. Eee Talasemi major ya da talasemi minör diye ayrılıyor. E, burada delesyonlar yok bir kere bunu bilelim. Yani alfa talasemide delesyon var. Bunda delesyonlar yok. Şimdi eğer ki her iki beta globulin zincirinde homozigot mutasyon varsa buna talasemiye majör diyoruz. Yani her iki globulin etkilenmişse majör. Sadece bir globulin zinciri etkilenmişse minör diyoruz. Bu kadar basit. Tamam. Beta talasemi de çok basit. İki globulin etki, iki zincir etkilenmişse majör. Bir zincir etkilenmişse minor. Tabii ki majör kötü. Sürekli kan transfüzyonları, ağır anemi tablosu, büyüme gelişme geriliği, çocuk dönemde kendini gösteriyor. Hemoglobine bir bakıyorsun 3-4 e, miligramda. Ve buradaki temel hemoglobin dikkat HBF HBF unutma. Kötü prognozdur arkadaşlarım. Erken yaşlarda derin anemi nedeniyle ölüm ya da hemokromatoz sekonder ölümler görülüyor. talasemi minor de sadece bir beta globin zincirinde mutasyon var. Burada demir eksikliğine benzer hipokrom mikroster anemi ortaya çıkıyor. Anemi hafif düzeyde ve buradaki hemoglobin ise HBA2 Burada önemli olan arkadaşlarım e, Ha bir de şunu söyleyeyim talasemi intermedia heterojen bir tip onu geçelim çok önemli değil. Burada önemli olan HbA2 talasemi minörde HbA2 talasemi majörde ise HbF Peki söyle bana 2 alfa globulin zincirinde delesyon varsa alfada Ne oluyor hafif anemi Klinikle karışan e, Klinikte e, bu demir eksikliği anemisiyle karışan bu peki 3 alfa zincirinde delesyon varsa HbH, 4 alfa zincirde delesyon varsa hemoglobin Bart's, hydrops fetalis ortaya çıkıyor. Tamam? Bir tekrarlayalım. Orak hücreli anemi hatırlar mısınız? Ağrılı krizler oluyordu. Orak halindeki eritrositler sticky e, sickle diyorduk ya. Sticker, s ile sickle. Bunlar damarları tıkıyor. Damarları tıkadığı için de en farklar oluyor. En fazla kemiklerde oluyordu. Ve çocuklarda el ayak sendromu oluyordu. Onun dışında akciğeri tutabiliyordu. Retinayı, penis her yeri tutabiliyor. Her yerin damarını tıkayabiliyor. Peki bana söyler misin? ...hovel Jolly neyin bulgusu? az bulgusu. Heriter siferosoza tedavi için ne yapıyoruz? Splenektomi. Az oluyor. Böyle sonra hovel jolly'i görebiliyoruz. Peki orak hücreli anemide direkt otosplenektomi oluyor ve buna sekonder biz hovel jolly'i görebiliyoruz. Eğer biri sana siyah renkli pigmente safra taşı derse splenomegali ve sarılık derse heriter aklımıza aklımıza gelecek. Ve dalağı en çok büyüten hebolitik anemi unutma heriter siferositos. Şimdi glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimini konuşalım. Bu enzim hegzoz monofosfat şantına yer alan bir enzimdi. Ve bu enzimin kalısal eksikliği ki bu x'e bağlı geçiş gösterir. Bu enzim eksikliği durumunda eritrositlerde antoksidan sistem olmadığı için eritrositler oks oksijen radikallerine karşı koyamıyor. Ve oksidif strese ee, yatkınlık artar mı demişim. Oksidif stres durumlarında hasar oranı artıyor bu hastalarda. Yani oksidif strese karşı koyamıyorlar. Ve dikkat oksidatif stresle karşılaştıktan 2-3 gün sonra eritrosit yıkımı artıyor ve anemi gerçekleşiyor. Vaka böyle başlar. Hasta ilaç alıyor diyor ki ilaç aldıktan 3 gün sonra yorgunluk, halsizlik. Bakıyorsun anemi var. Vaka sorularında bunu soracak arkadaşım sana. Ya enfeksiyon diyecek ya da ilaç alımı diyecek ve bundan sonra anemi gelişti diyecek. Ama dikkat 2-3 gün bunu yaz. Bu çok değerli. 2-3 gün sonra eritrosit yıkımı ve anemi'nin görüldüğü bir tablo. Enfeksiyonların tifo, viral hepatitler olabilir. İlaçlar işte antimalaryalar ya da bakla alımı sonrası. Favizm diyoruz buna değil mi? Pediatride çok defa soruldu. Ve burada hemoglobin okside oluyor, parçalanıyor ve hemoglobin denatürize olduğu için eritrositlerde Heinz isimcikleri şeklinde gözleniyor. Şunlar Heinz cisimcikleri unutmayacağız. Heinz nerede görülüyor? G6PD eksikliği anemisinde görülüyor ve burada hem intravasküler hem de ekstravasküler hemoliz görülüyor diğerlerinden farklı olarak. Çevirelim sayfayı. Paroksizmal nokturnal hemoglobinleri Hatırlayın. PNH'ta olay neydi? PNH'ta olay şu CD55, CD59'da defek var. CD55, CD59 eritrositleri komplemanlara karşı koruyan proteinlerdi. Bu hastalarda bu proteinlerin eksikliği var. Bu protein eksikliği olunca komplemanlar direkt eritros hasarı yapıyor. Şöyle bir bakalım kompleman sistemini. İşte 3 yolak vardı. C3 konvertaz aktive edip C3, C3B'ye dönüşüyordu. c 3 de C3 konvertazla birleşip C5'i parçalıyordu falan filan. Çok detaylarına girmenize gerek yok. Sonuç olarak ne oluşuyordu? C5B9 mak oluşuyordu. Ve mak da gidip işte bakterileri aslında öldürüyor ama bazen işte bu hastalıkta olduğu gibi hücre kendi hücremizde de öldürüyor biliyor. Normalde eritrositlerde maka karşı bir şey var. Yani mak onları e, parçalamasın diye CD55, cd 9 gidiyor. Bu e, makın oluşumunu engelliyor. C3 konvertazı inhibe ediyor. Dolayısıyla eritrositler e, mak tarafından parçalanamıyor. Yani CD55 ve cd 9un özelliği neymiş? Mak inhibisyonu. Kompleman inhibisyonu yapmaları. Ama eğer ki bir mutasyon olursa ki anlatacağım bunu sana. CD55, CD59 üretilemiyor ve eritrositler bu şekilde savunmasız halde kalıyorlar. Ve mak geliyor eritrositlere yapışıyor ve eritrositlerin parçalanmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bu hastada ne görülüyor? Anemi görülüyor. Ama esas sorun anemi değil. Onu birazdan detaylandıracağım. Bu hastada masif intravasküler hemoliz olur. Masif intravasküler. Intravasküler hemoliz hatırlayın kim intravasör yapıyordu? Pis. PNH intravasör hemoliz yapıyordu. S neydi? Soğuk otoimmün hemolitik anemi. Ve bu hasta şöyle diyor. Sabah uyandım kan işedim. O nedenle nokturnal hemoglobin deniyor. Sabah uyandım kan işedim hocam. Tamam. Bu cümleye dikkat. Peki neden bunlara CD55, CD59 eksikliği oluyor? Pıgagen mutasyonu. Puga gen mutasyonunun sonrası GPI, glikofosfatil eksikliği oluyor ve buna sekonder CD59, CD55, DAF C8 bağlayan protein eksik oluyor. Bundan dolayı da membran atak kompleksi inhibe edilemiyor ve kronik intravasküler hemoliz dramatik hemoglobinür oluyor ve akut ataklar halinde gözlenebilir bu hastada paroksizmal paroksizmal ama her zaman paroksizmal olmaz onu da söyleyeyim. Ve PNH'ın tiryadını söylüyorum sana. PNH'ın esas sorunu aslında anemi değil. PNH trombozdan olur. Dikkat! Bu CD55, CD59 trombositlerin yüzeyinde de bulunur. Dolayısıyla membran atak kompleksi sadece eritrositleri parçalamaz. Diğer hücreleri de parçalayabilir. Ve özellikle trombositin yüzeyine yapıştıktan sonra trombositin adezyonunu agreve edebilir. Adezyon sonrası agregasyon gelişir ve tromboz olur. Ve bu ölüm sebebidir. PNH hastası neden ölür? Dikkat trombozlardan ölür. Ve özellikle bat chiari sendromu, hepatik ven trombozu çok tipiktir. Onun dışında derin ven trombozları yine PNH hastalarında görülür. Tekrarlayan derin ven trombozları olan genç hastada aklımıza PNH gelecek. Derin ven e, hepat chiari sendromu gelişmiş genç hastada aklımıza yine PNH gelişecek. PNH'ın triyadını unutmayacağız. Anemi, panstopeni, trombozlar. Trombozlar. Ve bu hastalarda AML'ye, MDS'ye dönüşüm gözlenebilir. PNH ne yazık ki çok masum bir hastalık değildir. Tanıda flow stometrisi, akım stometrisi yapıyoruz. Akım stometrisinde CD55'in, CD59'un defektif üretildiğini, azaldığını gösteriyoruz. Tedavisi ne? C5 yıkımını engelleyen Eculizumab. Bak Eculizumab buraya yapışıyor ve bu inhibisyon yapıyor. Dolayısıyla mak oluşmuyor. Mak oluşmayınca da eritrositer yıkılmıyor. Tamam. Eculizumab tuz sorusuydu. Tekrar sorulabilir. Son iki anemiden bahsedeceğim. İmmün hemolitik anemiler, otoimmün hemolitik anemiler ne oluyor? Kişi kendi eritrositlerine karşı otoantikolar yapıyor ve bu otoantikolar gidiyor eritrosit hasarına neden oluyor. Eritrositler ya dalakta yıkılıyor ekstravasküler ya da damar içinde yıkılıyor. Intravasküler bir şekilde. Hatırlayın hangisinde intravasküler yıkım oluyordu? Pis demiştik soğuk. Sıcakta ekstravasküler oluyor. Peki burada tanıda ne yapmamız gerekiyor? Antik, e, kums testi ile antikorları göstermemiz lazım. Kums ve antiglobulin testleri önemli. Unutma PNH'da tanıda ne yapıyoruz? Akım stometresi yapıyoruz. Akım stometresi. Çok ama çok değerli. Burada kums testi yapıyoruz. Peki bana söyler misin? E, protein elektroforezi yapınca neyi gösterirsin? İşte talasemi hastalarındaki o hemoglobinleri gösterirsin. Ve orak hücreli anemideki HBS'yi gösterirsin. Değil mi? Peki e, şeyi söyle bana. Herediter heriter tanıda neye bakıyoruz? Periferik yaymada sferoid eritrositler ve ozmotik fragilite testi yapıyoruz. Böylelikle heriter tanısını koyuyoruz. Peki benim aklıma şey geldi ya. Hams testi. Eskiden PNH tanısında bu yapılırdı. Bu konulurdu, bu kullanılırdı ama şimdi PNH tanısında çok önemli akım stometresi yapılır. Peki immün hemolitik anemileri gel detaylandıralım. Şimdi en sık gözlenen otoimmün hemolitik anemi formu sıcak Antikor tipi hemolitik anemidir. Burada antikor IgG'dir. Burada üretilen otoantikor IgG. Otoantikor gider eritrositlere yapışır. Ve bunların dalak tarafından parçalanmasına sebep olur. Yani bir ekstra vasküler hemoriz tablosu görülüyor. Sıcakta unutma sıcakta ekstra vasküler antikor ne? IgG. Soğuğa bakalım. Soğukta sebep IgM. Nasıl aklımıza gelecek? M mont. Mont soğukta giyilir. M mont soğuk. Unutma bunu. Tamam. Ve burada hemoliz nasıl? Intravasküler şey karakterde. Dikkat. Şöyle bir hemolitik anemi formu var. Soğuk hemolizin tipi hemolitik anemi ya da diğer ismi paroksizmal soğuk hemoglobi Dikkat. Burada IgG devrede. Burada IgG, IgG normalde sıcakta çöker ama burada düşük ısılarda çöküyor. P antijenlerine yapışıyor ve komplemanı fikse ediyor. Bunun vakası şöyle sorulur. Çocuk viral enfeksiyon sonrası halsizlik, yorgunluk nedeniyle kliniğe getiriliyor ve bir test yapılıyor. Bir bakılıyor. Aman Allah memoglobinler 6-7 lanet olsun. Aileye soruluyor. Ne oldu? Daha önce bir enfeksiyon geçirdim mi? Yakın zamanda. Evet hocam. iki hafta önce bir enfeksiyon geçirdi diyor. Ve klinisyen diyor ki ha bu soğuk hemolizin tipi hemolitik anemi olabilir. Takip ediyor. Çoğunluğu geçici ama bazen nadiren ölüm sebebi olabiliyor. Dikkat etmek gerekiyor. Yani unutmayacağımız IgG sıcak IgM mont soğuk. Nadir formu soğuk hemolizin tipi hemolitik anemi orada IgG P antijenlerine bağlanıyor belki klinikte bu P antijenlerini sorabilir. Hangisi ekstravasküler hemoliz yapıyor? Sıcak, soğuk intravasküler hemoliz yapıyor. P antijenlerini, IgG'nin P antijenlerine yapıştığını unutmayacağız. Trombotik hemolitik anemin iki formu vardı. İki nedeni var daha doğrusu. Kapak protezleri ve mikro hemolitik anemi. Mikro anjiopatik hemolitik anemiyi nerede görüyoruz? Dissemine intravasküler koagülasyon hastalarında, dik hastalarında anlatacağım ileride sana. Ayrıca hüs, TTP, malin hipertansiyon, SL ve yaygın metastazda bile biz mikroanjopatik hemolitik anemi görebiliyoruz. Ama dikte arkadaşlarım tipik olarak şistositler görülür ve dikte de dimer bakılır. De dimer yüksekliği tanıda çok ama çok değerlidir. Onun dışında buruceleri görülür. Traumatik e, travmatik hemolitik anemi durumlarında. Burujileri abetalipoproteinemde de görülüyordu. Helmet ve üçgen hücreleri de yine travmatik hemolitik aneminin tipik klinik, e, tipik e, istolojik e, bulgularıdır. Peki tekrarlayalım. Paroksimal soğuk hemoglobine de IgG neye yapışıyordu? Hangi antijene yapışıyordu? P antijenine ve intravasküler hemoliz yapıyor. Peki sıcak IgG ekstravasküler soğuk IgM mont M intravasküler hemoliz yapıyor. Pıga gen mutasyonu CD55, cd eksikliği PNH. Heinz isimcikleri G6PD eksikliği anemisi. Heinz G6PD unutma. Peki Howell Jolly neyin bulgusu? Aspleni. Peki hemolitik anemilerde aplastik krizlere sebep olan ajan. Parvovirus B19. Parvovirus B19 aplastik anemi yapar mı? Hayır. Yapsa yapsa ne yapar? Saf eritros yapar. Peki kemik ile aspirasyonu yaptım. Baktım her tarafta yağ hücreleri var. Ne o? Aplastik anemi. Peki bana söyler misin? Dalağı en çok büyüten hemolitik anemi formu. Herditer siferostos. Peki soru. Klinikte demir eksikliği ile karışan talasemi formları. Beta talaseminin hangi formu? Majör mü minör mü? Minör tabii ki. Alfa talaseminin hangisi? Alfa talasemi taşıyıcısı. Yani iki alfa zincirine delesyon olan alfa talasemi taşıyıcısı. Aslında talasemi minor gibi. Sadece bir alfa da bir globulin zincirinde sorun var. Diğer globulin normal. Normal. Lanet olsun. Başka? Bazofilik noktalanma talasemide görülür. Peki başka nerede görüldü? Kurşun zehirlenmesinde de görülür. Peki orak hücreli anemide ilk çocuklarda ilk bulgu ne oluyor? El ayak sendromu oluyor. Splenik sekestrasyon krizleri daha talak sağlamken görülür. İleri aşamalarda otosplenektomi gelişiyor. Otosplenektomi orak hücreli anemide görülür. Otonefrektomi tüberkülozda görülür. Otoamputasyon juvenil poliplerde görülür. Gel bu videoyu bitirelim. Bundan sonraki derste ise azalmış eritropoyozla gelişen anemileri konuşacağız.